Yapımı zahmetli, tadı farklı, adı bir hayli ilgi çekici, süt reçeli. Vişne ve çilek kadar bilinmese de artık farklı tatlarında reçelleri yapılır oldu. Hemen hemen her lezzet reçele dönüştü. Farklı damak tatları elde edildi. İşte onlardan biri de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine özgü olan süt reçeli. En az 55-60 dakikada kaynatıyoruz. Kıvamı bu hale gelince sıcağıyla kavanozlara boşaltıp konserve gibi yapıp kapatıyoruz. Uzun süre, en az 1-1,5 ay kavanozda bekleme süresi var. Reçeli yapanlarsa KOSGEB destekli girişimci kadınlar. Sivrihisar'da bir ilk başaralım dedik. O yüzden burayı açmaya karar verdik. Sağ olsun belediye başkanımız da bize çok destek çıktı, yardımcı oldu. Süt ve şekerin kazanlarda ağır ağır pişmesiyle elde edilen reçele en çok yakışansa höşmerim. Höşmerin tatlısıyla çok yakıştığı için daha fazla kaynatmaya başladık. Bu lezzeti deneyen vazgeçemiyor, bir alan bir daha alıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren lezzetli bir reçel. Hani sütün reçeli olur mu diyorlar, oluyor. Bunu ben kendim kaynatıyorum. Çocuklar çok seviyor. Hatta çikolatalı denemem de oldu. Çocuklar için çikolatalı da yaptım. Fiyatına gelince küçük kavanozların tanesi 15 liradan satılıyor. Kolay gelsin.